IŞİD, Carablus'ta kurumları havaya uçurdu. IŞİD militanları geçen yıl Ocak ayında şiddetli çatışmaların ardından Carablus'ta kontrolü İslami cephe üyelerinden aldı. Gelişmenin ardından Türkiye güvenlik açısından Karkamış sınır kapısını kapattı ve sınır hattında önlemlerini arttırdı. Zaman zaman çatışmaların meydana geldi. Ancak genelde sessizliğin hakim olduğu Carablus'ta IŞİD militanları hafta sonu resmi kurumları bombalayarak havaya uçurdu. Türkiye tarafında endişeye yol açan patlamalarda Suriye tarafında bulunan binalar tamamen yıkıldı. Ancak patlamaların etkisiyle sınır altındaki devlet demir yollarına ait lojmanlar, TEDAŞ binası ile bazı ev ve iş yerlerinin camları kırıldı, çatlaklar oluştu. Bomba da patlamadı işte. Kalsın kalsın, kalsın çekme, kalsın. Kalsın öyle kalsın, çekme. Ya camcı falan yok ya. Şimdi camcı mamcı yok, kalsın öyle kalsın. Aynen abi, yardım çıkmasını Bu nasıl olmuş lan? Bu nasıl olmuş? Geç hele geç. Bura ne la? Bura birden gümlemiş lan. Bura göçtü cip lan. Burası Gaziantep'in en küçük ilçesi olan Karkamış ilçesi. Suriye'nin Carablus ilçesine 200 metre uzaklıktayız. Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle IŞİD, Orta Doğu'nun başına bela olan IŞİD, Suriye'nin Carablus kazasını ele geçirdi. Sınırın dibindeki Suriye Devleti'ne ait lojmanları patlatıyor. Oradan fırlayan şarapnel parçaları, taş parçaları, Karkamış'ın Devlet Demiryolu lojmanlarına ait, çarşı mahallesine ait evlerde cam çerçeve konmadı. Çocuklarımız bu patlama seslerinden yatamıyor. Adeta ilçemiz savaş yerine döndü. Bu savaş Suriye'ye kadar tabii ki Türkiye'yi de etkiledi ama özellikle sınıra sıfır noktada bulunan ilçelerimizi biraz daha fazla etkiledi. Gerçekten çok rahatsızız, huzursuzuz. İlçe halkı tedirgin durumda. Gördüğünüz gibi işte kamu kuruluşlarının, lojmanların, çarşıdaki esnafın dükkanlarının camları, çerçeveleri yerde. İnsanların evlerinden büfe dediğimiz yerde kahve fincanları, çay tabakları, bardakları laşk olmuş, kırılmış hep. Yani ilçemiz çok tedirgin, huzursuz. Devletin buna bir el atmasını istiyoruz. Korku ve panik içinde oluyorlar. Pastaneyi patlatmışlar. Senin elindeyse kontrol neden patlatırsın, ben bunu anlayamıyorum. Fark ettiğimiz durum bu. Karkamış'ta ne oldu patlamanın ardından? Camların patladığını, bunu duyduk ve gördük. Çatlaklar oldu mu? Bizim evde ufak bir çatlak var, başkası da bilmiyor. Karkamış bu durumdan çok etkilendi. Çünkü görüyorsunuz dükkanlarımızın camları falan hepsi aşağıda. Cumartesi günü patlatmışlardı. Aynı şekilde camlarımız, çerçevelerimiz aşağı indi. Yaptırdık pazar günü. Pazartesi işte bir gün sonra tekrardan patlama oldu. Şu an yaptırmıyoruz. Tekrardan patlatacak. 4000'e daha patlatacaklarmış. Karkamış'ta duvarlar yarıldı. Vallahi tam bilmiyoruz da herhalde kendilerini daha iyi savunmak amaçlı IŞİD militanları. Evet. Kimisi öyle diyor, kimisi burayı terk edecekler işte, o yüzden resmi binaları patlatıyorlar. Zaten bir kilometre patlattıkları yer 300 metre ileride, işte 200-300 metre ileri patlattılar. O yüzden hani yanımızdaymış gibi patlıyor, bütün çoluk çocuk herkes tedirgin oluyor, korkuyorlar.
Yani Karkamış'a bir panik yaşanıyor. Huzurumuz kaçıyor. Huzursuzuz. Gece, gündüzümüz belli değil.